Pınar. Yavrum. Kızım. Hay Allah İsmail Bey, ödümü kopardınız. Çok pis öd kopardım. Çok korktum. Bir an için kayalara geldin sandın değil mi? Kayalar derken? İçeride kahvaltı ediyordum. Kapının sesini duydum. Bizim bebiş banyoda olduğu için koşamadı kapıya. Sizin bebiş derken? Fik. Lezizden ne yani? Ben de onun yerine koşup size iyi günler diyeyim dedim. Neyse, ben de bankaya geç kalmayayım. Size iyi günler. Aa, ben de tam işe gidiyordum. Buyurun, durağa kadar birlikte yürüyelim. Pınar, yavrum, kuzum. Ne oluyor lan orada? İsmail evladım. Ne yapıyorsun yavrum sen burada? Sabah sabah rahatsız etmesene kızcağızı. Sana çay koymuştum. İçtiysen bir tane daha koyayım mı yavrum? Pınar Hanım'a durağa kadar eşlik edecektim. Lezize nineciğim. Aman, gören de centilmen zannedecek. Benim aslan gibi fikom dururken senin gibi bir kazmaya mı kaldı Pınar kızımı durağa bırakmak? Geç bakayım şöyle, geç. Geç! Yavrum, fikom da çıkmak üzereydi. Haber vereyim de gelsin eşlik etsin sana. Tamam peki, ama ne olur acele etsin Lezzet teyzeciğim. Bankaya geç kalmayayım olur mu? Tamam yavrum, tamam yavrum, tamam kurban olduğum lelelelelim. Yavrum benim. Yavrum, sen de dikkat etsene biraz. Sen ne kadar kazma varsa, ne kadar balta varsa onları buluyorsun. Dikkat et. Kazma, geç düşünme bakayım, geç. Yürü. Yürü, yürü. İyi günler Pınar Hanım. İyi günler. İyi günler Pınar Hanım. Geç yavrum, tövbe estağfurullah. Yavrum sen bekle burada, olur mu? Tamam Lezzet teyzeciğim. Günaydın. Yani bizim Boğaziçi'nde de denildiği gibi, good morning. Günaydın. Yalnız ne olur acele edelim Fiko Bey. İşe çok geç kaldım. Ha, az kalsın unutuyordum. Bu akşam ne yapıyorsunuz? Bak, yine sizli bizli konuşmaya başladın, olmuyor. Yok, ben siz derken, siz ikiniz anlamında demiştim onu. Siz ikiniz derken? Sen ve İsmail Bey işte. Bana da sen diyebilirsin bebişim. Hatta İsmail'e bile gerek yok. Sadece Matador diyebilirsin. Matador derken? Yıllar önce kurban bayramlarından birinde bizim mahalledeki paralı komşulardan biri bir kurbanlık boğa almıştı. Boğa akşam ipini koparıp kaçtı. Mahalle birbirine girdi tabii. Görmeniz lazım. Çoluk, çocuk, bakkalı, zabıtası, bekçisi. Herkes ayı kadar bir boğanın peşinden koşuyor. Ayı kadar bir boğa. Heh. Anladım. Yani ayı boğa kırması yani. Senin sığır insan kırması olman gibi. Sus lan. Sus. Ne diyordum? Heh. Ben de gürültülere uyandım tabii. Balkondan bir baktım. Ana! Boğa bizim evin bahçesine kaçmış. Oh. Boğa da sığır tipi büyükbaş bir hayvan olduğu için tabii kankanı çekiyor tabii. Bir sus lan. Bir sus! Atladım tabii hemen aşağı. Üzerimde böyle kırmızı bir eşofman var. Milli takım eşofmanı. Boğa beni görünce... Oo kanka ne haber dedi. Hayır. Eğdi böyle kafasını. Bana doğru geliyor böyle tık 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 geliyor böyle karşıdan. Ben de boş durur muyum tabii? Boğanın iki kaşının ortasına, gelişine öyle bir yumruk çıkardım ki. Ayıya benzeyen ve kaşları olan bir boğa. Hocam sizin mahalle hangi gezegendeydi? Yani böyle tuhaf tuhaf yaratıklar yaşıyor da sen dahil.
Lan bir hikaye anlattırmadım be. E sen anlatmasını beceremiyorsun ki. Böyle fantastik bir hikaye mi olur? Lord of the Ring'i geçtin. Neyse işte. Ben boğayı tek yumrukta yere devirince... Tek. O günden sonra benim adım Matador oldu. Matador İsmail. Allah'ım yarabbim ya. Yalnız ben çok acayip geç kaldım bankaya. Şefim beni öldürecek vallahi. Kuzum. Pınar. Sen az önce niye sordun akşam bir işiniz var mı diye? Bugün işten erken çıkacağım da. Tarık'la beraber önce dışarıda bir şeyler yiyip sonra da sinemaya gidelim diyoruz. He. Sizin de bir işiniz yoksa bize katılsanıza. Olur. Vallahi beni açar. Ya bir dakika. Ya beni davet etmeni anladım da. Bu matador kazması ne alaka? E ne güzel işte. Çiftler şeklinde gezeriz beraber diye düşündüm. Çiftler derken? Bankadaki şefim arıyor. Ben çok fena geç kaldım. Hemen kapıdan bir taksiye atlıyorum. Akşam geldiğinizde görüşürüz. Hoşça kalın. Bye. Sağdan sağdan git. Kayalara dikkat et bebişim. Pınar nerede senin bebişin oluyor lan? Nerede senin bebişin oluyor? Nerede? Hey! Çiftler derken? Allah Allah. Bunu ben de anlamadım. Pınar! Sen kimsin tonto? Tüp getirdim Lezize Hanım. Tüh Allah cezanı vermesin. Ödümü kopardın. Geç. Ayakkabılarını çıkarma geç. Geç şöyle. Tonton kapıdan geçemedi tonton geç. Geç şöyle. Tüh estağfurullah. Freddy. Para ver. Niye? Ben banka mıyım? Niye? Ben banka mıyım? Ulan senin yüzünden günde 80 defa demlenen çaylar yüzünden 2 günde tüp bitti. Tüpçü yeni tüp getirdi. Onun parasını vereceğim. Ver. Ne bakıyorsun oğlum? Tüp olmazsa bundan sonra çayları açtı şeklinde içersin. Kes lan tamam. Allah'ım yarabbim ya. Üstünü getir ama. Üstüyle kendime bir iş kurmayı düşünüyorum. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya Resulallah. Oh. Priş! Ne oluyor lan? İlk defa bir işe yaradın ha. Geç ulan geç. Sen geç seksi. Ulan ne gülüyorsun? Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Taş yağacak başımıza taş. Pınar! Pınar da nerede kaldı ya? Yavrum sen kimsin? Su getirdim Lezzet teyze. İyi oldu söyledin, görmüyorduk. Koş şuraya,
Ben taşırım sonra mutfağa. Boşu da alabilir miyim? Tabii alabilirsin yavrum. Sen bekle burada. Ulan bir sucuğumuz eksikti be. Merhaba yavrum. Jennifer. Seksi Jennifer. Geç. Nene, beni korkutuyorsun. Markete gidiyorum Lezzet teyze. Bir şey lazım mı? Sen kimsin? Kapıcıyım. Dur bir bakayım, ekmek var mı? Matador! Matador! Gel yavrum, gel. Geldin mi? Seni gidin, ırk düşmanı seni! Gel lan buraya. Abi yapma ya! Abi yapma. Namussuz sen. Şerefsiz seni. Kalk buradan. Seni delik. Dur. Sepetini de unuttu bak. Şerefsiz seni. Namussuz. Bu ne lan? Bu ne lan? Önüne gelen bize sen ne oluyor lan? Sen geç. Sen geç. Gir. Nene, nene. Tövbe estağfurullah. Lezzet teyzeciğim, Fiko Bey evde mi? Sinemaya gidecektik de beraber. Yavrum şimdi, Fiko'nun programı çok yoğun olduğu için Pınar gelirse söylersin neneciğim dedi. Ben programlarına katılamayacağım dedi. Ya. O Tarık baltasıyla baş başa gitsinler dedi. Fiko'm Tarık dedi, kibar çocuktur. Baltayı ben ekledim. Yok Lezzet teyzeciğim, Tarık ekti beni. Gelmiyor sinemaya benimle. Balta demedim mi ben sana işte? Ne yaptın bakayım? Fiko ile Matador Bey benimle birlikte sinemaya gelmek isterler mi diye sormaya geldim ben de. Ya yavrum Matador'u unut, Matador'u unut! Unut Matador'u! Ben... Hı-hı. Fiko'mu senin için ikna edeceğim. Ama geleceğini pek zannetmiyorum. Sakın ümitlenme. Yine de ben senin için deneyeceğim. Tamam Lezzet teyzeciğim. Kurban olduğum yavrum benim, ekilmiş yavrum. O baltanın boynu altında kaldı. Allah belasını vermez. Yavrum benim, Pınar'ım benim. Kurban olduğum, kaşına gözüne kurban olduğum. Saçını başını yerim ben senin o yavrumun. O sempatik yavrum. Lezzet teyze. Demek ekti seni balta ha? Yavrum bekle sen burada yavrum, tamam hadi. Tamam. Ya hay Allah ya. Hiçbir filmde yer kalmamış. Şansımı yiyeyim. Efendim? Şans işte. Yani bizim Boğaziçi'nde de dendiği gibi what a luck. Neyse. İyi geceler. Başka zaman artık. İyi geceler. Oğlum. İnsanın eline kaç adet böyle bir fırsat geçer?
How many times lucky you are? Pınar. Efendim. Benim şahane bir DVD arşivim var. Onlardan iki tanesini seçsem beraber seninle izlesek back to back. Yani iki film birden demek. Ne dersin? Olur. Yarın da iş yok zaten. Bacı bacı izleriz valla. Süper. Bacı bacı derken... Nasıl yani ya? Geç Selvan, geç Sergen. Tövbe tövbe. Tarık arıyor. Neyse ben bu suları patlatayım sen de gelirsin tamam mı? Olur. Bacı bacı. Bacı bacı. Bac bac. Ay back to back. Kız back to back demek istiyor. İngilizce bilmiyor tabii zavallı. What a girl. Seni. Şanslı kız. Dünya üzerinde benim gibi kaç adet erkek bulabilirsin? How many times men on the world like me? What a lucky. Nene? Ne? Ne oluyor lan? Nasıl? Güzel yapabildin mi Lezzet teyzenin taklidini? Hay Allah bela. Allah senin iyiliğini vermesin. Nenem geldi sandım. Ödüm koptu birden. Sen. You are the world. Hangi filmi izliyoruz? George Clooney'nin son filmini koydum. Bakalım George'la aramızdaki 7 benzerliği bulabilecek misin? Bence zeki bir kızsın, bulabilirsin. Yani her gördüğümde cinyiz bakıyorsun. Bulursun. Başlamadan Lezzet teyzeye haber vereyim ben. Gelsin tabii. Çağır gelsin. Stop! Kuzum, neneme neden haber veriyoruz ki? O da gelsin bizimle birlikte izlesin diye. Çok. Lezzet nenem film sevmez ki. O dizi sever. Aa, film sevmez olur mu hiç? Biz Lezzet teyzeyle kışın çok film izledik beraber. Yap. Hatta ya. Söyleyeyim bize limonata da yapsın. Sen otur, ben çağırırım. Yok. Sen zahmet etme. Ladies first, böyle first. Ben çağırırım. Lütfen sit down please. Hadi. Allah'ım. Ya beni neden bu kadar yoruyorsun? Bu macera hep böyle trajik action olmak zorunda mı? Biraz da romantik komedi olsa ne olur? Lütfen. Binur! Yavrum! Kuzum! Hoş geldin. Hoş geldin Lezzet teyzeciğim. Hoş bulduk yavrum! Güzel kızım! Güzel yavrum! Kurban olduk. Oh! Fikom söyledi. Pınar'la beraber film izleyeceğiz dedi. Gelsen de bize katıl dedi. Ben de limonataları kaptığım gibi geldim kuzuma. Oh ne iyi ettin de geldin Lezzet teyzeciğim. Yavrum benim. Aa!
Lezzet teyze ne oldu? Ay ben... Bu adamı bir an ben rahmetli kocama benzettim. Ödüm koptu. Ay Allah iyiliğini versin Lezzet teyzeciğim. George Clooney o. Kim? George Clooney. Şimdi anladım. Demek ki bu yüzden herkes benim Fiko'mu George Clooney'e benzetip duruyordu. Benim Fiko'm dedesinin gençliğine çok benziyordu. Anladım, anladım. Pınar, yavrum, kuzum. Lili. Selamın Allah. Ay bir de böyle İngilizce espriler yapmıyor mu? Klişe klişe yavrum ya Resulallah. Limonata yapmışız. Oo, popcorn da var. Popcorn değil onun adı. Sığır matador evladım. Popcorn. Ne? Hem sen. Alıyorsun böyle ele kızının evine. Dingo'nun ağrı mı burası? Fiko'ya baktım. Evde yoktu. Sonra Pınar Hanım'ın kapısının açık olduğunu fark ettim. Belki Fiko buradadır diye gelip bir sorayım dedim. Senin var yolun. Aa, teyze teyze ya. Fiko nerede kaldı? Fiko mu? Amerika'yla. Muhtemelen NASA'yla çok önemli bir telefon görüşmesi yapması gerekiyor. Yaz. Şimdi sen önden git dedi. Ben hemen geliyorum dedi. Yaz. Benim Fiko'mun İngilizcesi Barack Obama kadar akıcı olduğu için Amerika'yla sık sık telefonla görüşebiliyor. Anladım. Boş verin canım şimdi Fiko'yu mu koyu? Biz böyleyiz. Ha? Ben koşup hemen Fiko'ma ses edeyim de gelsin. Ay sen otur Lezzet teyzeciğim. Ben gidip çağırırım. One minute. Otur kızım. Otur. Olmaz. Neden? Benim de gidip namazımı kılmam gerekiyordu zaten. Sen burada kendini çok dikkat et olur mu? Bu yanındaki sığır öküz kırması davardan da kendini sakın yavrum, tamam mı? Ve kum hemen yetişiyor. Tamam mı yavrum? Tamam mı? Tamam. Var oldum. Tamam Lezzet. Dikkat et yavrum. Aradaki mesafeyi de aç. Hah. Dikkat et. Aç mesafeyi. Hah. Allah'ım, bu macera çok yorucu devam ediyor. Müsaadenizle. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Pınar, yavrum, kızım. Çok affedersiniz. Size ikram etmeyi unuttum. Yer misiniz? Ay yok sağ olun. Hadi kendi mısırınız gibi yiyin. Ay vallahi yok bak. Sağ olun ben yemeyeceğim. Lütfen ya yiyin. Gerçekten yemeyeceğim. Ay oha! Ay! Yettim Pınar'ım. Hay. Lezzet teyze gelmiyor mu? Yok, nenem namaz kılacakmış. Bir de ben o filmi izleyemem. George Clooney'e çok gıcık oluyorum dedi. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Pardon. Öküz Bey. Biraz
insan gibi yiyebilir miyiz? Lütfen. Çıkardığınız gürültüden duyamıyorum hanımefendiyi. Al sen de bebişim. Yo, aç ağzını aç. Aç. Ya bari burada yapma ya. Bari burada yapma ya. Bayan var, ayıp ya, ayıp. İki dakika normal ol, insan ol ya. Yuh, şuna bak, ağzı burnu mısır olmuş ya. Eve gidelim, ben sana göstereceğim gününü. Bebişim. Gelsen. Sizi çok kıskanıyorum, biliyor musunuz? Kıskanıyorum derken? Yani muhteşem bir çiftsiniz. Sürekli kavga edip didişiyorsunuz. Ama sonunda mutlaka barışıyorsunuz. Hiçbirbirinizden kopamıyorsunuz. Keşke biz de Tarık'la sizin gibi bir çift olabilseydik. Bir dakika, bir dakika. One minute. One minute. Muhteşem bir çift derken? Yani... Allah Allah. Kim gelir ki bu saatte? Ne bileyim. Kim geldi? Aa, Lezzet teyze dayanamadı geldi herhalde. Muhteşem teyze. Bir çift dedi lan. Bana bak Freddy. Eğer Pınar'ıma yılıştığını görürsem... ...gider tek başıma teslim olurum polise. Seni de yakarım, kendimi de yakarım. Man on fire. Maç ortada oğlum. Kızlarız kimsenin Pınar'ı değil. İyi olan kazansın diyorum. Bebişim. Ulan bana bak. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ben aşk diyorum, sen maç diyorsun. Seni yolarım ulan. Seni yolarım ulan. İmansız maç mı lan bu, maç mı? Sen benim aşkıma Pınar'ıma nasıl böyle bir şey yapardın? Aa, ulan, sevgilim ne işin var burada? Sevgilim derken? Lan? Lan? Ne oluyor lan burada? Hocam, ne oluyor lan burada derken? Haa. Kalk ulan, kalk kalk kalk. Matadın. Kalk lan, kalk. Silahı var. Siz de kimsiniz lan? Lan, ne işiniz var lan benim sevgilimin evinde? Aşkım, ne olur indir şunu. Düşündüğün gibi bir şey yok ortada. Pınar, ne demek bir şey yok? Ya elin kazma adamlarının gece vakti senin evinde ne işleri var? Kazma derken bir tek bu yanımdaki arkadaştan bahsediyorsun sen. Bugün ha bugün ben Boğaziçi'nden mezun olmuş ve TÜBİTAK'ta... Konuşma lan! Şu hale bak. Limonatalar, mısırlar. Parti veriyordunuz herhalde. Tarık, ne olur indir şu silahı. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Figo ile Matador zararsız çocuklar. Zararsız derken? Anlasana işte. Zararsız. Hayatım. Onlar birbirlerinin bebişleri oluyorlar. Anlasana. Birbirimizin bebişi derken? Pınar doğru mu söylüyor? He? Siz sahiden bebiş misiniz? Hocam, keşke kesseydik. Rica etsem, bana bebişin sizin lügatınızdaki manasını bir söyler misiniz lütfen? Lan, ayrıca doğru konuş, yoksa var ya gözünün üstünü. Ne yaparsın lan yoksa? He? Bir MİT elemanının düğmesinin koparılmasının cezasının kaç yıldan başladığını biliyor musun lan sen? He? MİT elemanı derken... Polismiş, sus. Hayatım, ne olur artık indir şu silahı. Baksana, korktu çocukcağızlar. Korktu valla. Söylesene lan, siz gay misiniz, değil misiniz? Neymiş? Ya sevgilim, böyle açık açık sormasana. Utanacak çocuklar. Ya Pınar! Sen ne diyorsun Pınar? Fikocuğum, sorun yok. Bize rahat rahat açılabilirsiniz. Ben zaten her şeyin farkındayım. Her şeyin derken? Ne bileyim, giyim tarzın, konuşma şeklin, saçların... Arada yüzüne makyaj yapıyor, rüz sürüyor olman filan.
Bunlar çok bariz anlatıyor zaten her şeyi. Ya neyi anlatıyor Pınar? Neyi anlatıyor? Ayrıca ben Matador Bey'le aranızdaki ilişkiyi de biliyorum. Aramızdaki ilişki derken? Geçen gün kapı deliğinden bakarken gördüm sizi. Sizi gidi kumrular sizi. Eve zor attınız vallahi kendinizi. Ya Pınar. yok ne alakası var? Hadi. Lezzet teyzenin yanına geldiğiniz ilk günlerde bile hep el ele dolaşıyordunuz. Gözümden kaçmaz benim. Ne yapıyor? Pınar yavrum. Merhaba Lezzet ablacığım, nasılsın? İyiyim kızım, sen nasılsın? İyisin inşallah. Ne olsun işte, pazara kadar gidiyordum. Ege'yi sana bırakayım dedim. Ege'yi bana bırakayım der ki? Hadi bakalım Ege'cim. Yaramazlık yapıp Lezzet teyzeyi üzeyim deme. Ne oluyor lan? Çok sağ ol Lezzet ablacığım. Sen olmasan kimlere bırakırdık bu çocukları? Çocuklar derken? Ben 2-3 saate kadar dönerim. Hadi kal sağlıcakla. Lezzet teyze, benim karnım acıktı. Siz lan siz. Güne süre. Geç içeri geç. Burası Lezzet teyzenin ocak başı mı? Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Bir çocuğumuz eksik değil mi? Gözünü seveyim, biraz sessiz ol. Enjoy the silence. Öküz Matador'u uyandıracaksın. Bütün gün peşimden ayrılmayacak sonra. Ya herif bakkala giderken bile bana rahat vermiyor. Ama ne yapsın çocuk? Çok seviyor. Çok seviyor derken? Tarık da aynı Matador Bey gibi, biliyor musun? Çok kıskanıyor beni. Hiçbir yere tek başıma gitmeme izin vermiyor. Ay sorma aman. Ama aslında benim sana bu konuyla ilgili... Özellikle bu konuyla ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor. Ama artık özgürüm. Çünkü Tarık seninle her yere çıkmama izin verdi. Ya tamam anladım da ben aslında sandığın gibi, senin sandığın gibi bebiş... Her yere derken? Dışarıya işte. Sinemaya, kafeye, akşam yemeğine, gece kulübüne dans etmeye filan. Vallahi mi? Sen de bizden sayıldığın için seni kıskanmıyor. Ayrıca birazcık da olsa erkek olduğun için beni korursun. Gittiğim yerlerde başkalarının sarkıntılık etmesine izin vermezsin diye içi çok rahat. Gerçi Matador Bey senin benimle gezmelere gitmene izin verir mi bilmiyorum tabii. Aman boş ver o sığır minyatürünü. Ben bir yalan uydururum. Duma duma dum, kırmızı mum, kaçarız beraber. Yaşasın o zaman. Bugün ne yapıyorsun bacım? Bacım derken ve
Bugün derken? Ben izinliyim de bugün. Kuaföre falan gideceğim. Sen de gelsene benimle. Sonra da biraz alışveriş yaparız. Akşam da yemek yeriz güzel bir yerde. Sonra da geceleri akarız ha? Ay olur valla. Süper olur. Ay dur ben şu kapıyı kapatıp geliyorum. Macera asıl şimdi başlıyor. Hazır mısın? Hadi gidiyoruz. Hadi. Dur ben de kapıyı kapatayım. Tamam. Hadi bakalım gel. Hadi bacım yürü. Hadi bakalım aman. Aman yalan dünya anacığım. Dikkat et topuklarına. Tamam şekerim. Mersi. Yapınar. Ne yetinle beni bugün buraya getirdin? Epeydir full bir kaporta bakımına ihtiyacım vardı vallahi. Ya keşke Nezle teyzeyi de getirseydin. O da ne zamandır? Pınar yavrum. Beni bir kuaföre götürseydin deyip duruyordu. Ninem. Ya Pınar. Zorla güzellik olmaz diye bir laf var. Nenemi buraya getirirse 6 ayda zor çıkarız. Evet. Sıra geldi bacaklara. Bacaklara der ki. E bacaklara. Bacaklara. Kimi benim mi? Acıdı be. Acıdı mı? Acıdı mı? Acıyor. Seni. Ay ay. Çok mu acıdı? Ay. Ben alışık. Ben her zaman bunu yaptırdığım için acı. Ay. 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 Bak ne güzel oluyor. Güzel mi oluyor? Evet. Oluyor. Bacakların ipek gibi olması gerçekten çok önemli. Herhalde. Hadi hadi devam et, devam et. Bir daha mı? Evet. Öbür bacak. Öbür bacak? Acıdı mı? Acımadı değil mi? Acımadı. Acı benim. Lügatımda yoktur. Allah'ım. Allah'ım. Macera yine sapıt. Testere 4 gibi bir şekil aldı. Nereye koşuyoruz ya Rabbim? Hadi canım hadi. Sen 3'ü bilmiyor musun ya? 3 dedim değil mi? Çok mu acıdı Piko'cum? Acı yok Pınar. Acı yok. Ben alışığım buna. Her zaman yaptırdığım şey. Hadi o zaman devam edelim. Devam edelim derken? Devam edelim işte. Bak ne güzel oluyor. Güzel mi oluyor? Ay, gel oğlum burası. Tertemiz olacak. Devam et, devam et. Ben. Bir dakika. Hadi. Ben... Hadi sür, bak, sür. Başka arkadaş yok mu? Sen Azrail gibisin ya. Evet. Bak. Bir şey rica edeceğim. Tamam, çok güzelsiniz gerçekten. 3'te çeker misiniz lütfen? Tamam. 1, 2, 3. Tamam. 3. Bildiğimiz 3. 2'den sonra 4'ten önce. Tamam mı? Tamam. Tamam. Acıdığından değil, konsantre olayım. Hadi sayıyoruz. 1. Üç sen oğlan. Acıdı mı? Acı yok. Acı yok. Yani Rocky'nin de dediği gibi no pain. Ay. Adrian. Yavrum. Lezize nenem olaydı böyle derdi. Ben adaya gitmiştim onunla küçükken. Hadi şimdi kaşlarını alıyoruz. Aha, tamam. Kaşlarını derken? Kaşlarını. Bununla mı alacaksın? Çok uzamış. Hı? Hmm.
Hiç acımayacak. Hiç acımayacak. Hiç acımıyor. Hocam elektrik de verin. Tamam tam olsun yani. Ya bildiğim her şeyi anlatacağım, söz veriyorum. Pikocuğum lütfen. Adamlara bak, fotoğraf gibi ifade yok. Hadi Pikocuğum hadi. Devam ediyoruz. Gel. Tamam istiyorum istiyorum. Acı yok acı yok. İşkenceye hayır. Ya ben dünya görüşü olarak işkenceye karşıyım. Hocam o kol biliyorsunuz değil mi? İçinde can var can. Hadi şimdi kaşlarını birazcık daha incelteceğim, bitecek. Neden çok böyle de güzeldi? Sen çok cesur bir bebişsin. Ben çok cesur bir bebişim ben. Ama bu böyle olmayacak. Evet almayalım. Sende çok kaş var. Biz bunu ağdayla alalım en iyisi. Ağdayla derken? Evet. Hadi canım gel. Ağda bırak bırak. Ya bırak gel. Git lan. Yürü git lan. Ha kıllarımı seviyorum. Fiko. Ya bırak gerçekten istemiyorum. Fiko. Yeter tamam. Fiko lütfen. Hayır yeter. Buraya gel. Yeter mi ben? Yeter mi ben? Böyle de güzel. Gel, ben böyle de güzel biriyim. Ya lütfen. Ya lütfen. Fiko. Allah Allah ya. Lütfen buraya gel. Pınar. Ya bu ya aklına gelmezdi. Pınar sana beni kovalıyor. Ben kaçıyorum kaçma ya. Kaçma. İşte yakaladım. Otur bakalım. Allah bu macera nereye gidiyor? Ne güzel koşuyor böyle kısır döngü. Bana bak bana bak. Ne güzel bir filmmiş bu. İyi ki buna gidelim demişsin. Tutar mısın? Hı hı. Ben de bir. Yönetmen, senarist, yazar, şair, ressam, oyuncu, prodüktör ve sanat yönetmeni olduğum için iyi filmden anlıyorum bebişim. Bebişim derken? Yavaş. Ne şiş? İyi ki varsın biliyor musun? Bütün yalnızlığımı aldın götürdün bir anda. Koşarak mı? Evet. Ama sen hile yaptın. Yapmadım. Olmaz ki bak bir de kaçıyor. Tavşan kaç taze tut. Ben kazandım. You. You are wonderful tonight. Clapton is God. Muhteşem bir gündü. Bence de. Yani bir insan hayatında kaç adet bu kadar harika bir gün geçirebilir ki? How many times what a wonderful world like this. Bu ne içindi şimdi? Sana teşekkür etmek içindi. Niçin bana teşekkür ediyorsun ki? Arkadaşım olduğun için. Saçmalama. Böyle bir şeyin teşekkürü olur mu hiç? Arkadaşlık karşılıklıdır. Yani ben senin arkadaşınsam, sen de benim arkadaşımsın. Yani bizim boğaz içinde de dediğimiz gibi, brothers in arms. Peki o zaman. Saate bak kaç olmuş. Ben hemen yatayım en iyisi. Yarın sabah biraz erken gitmem lazım da bankaya. Birkaç kredi başvurusu var incelemem gereken. Aynen. Benim de yarın TÜBİTAK'ta olmam gerekiyor çok erken. Bizim uzay mekiğinin karbüratör ve şanzıman düzeneklerini monte edeceğiz de. Kolay gelsin.
İyi geceler Fiko. İyi geceler Pınar. İyi geceler. Demek normal olsaydım bana aşık olacaktı. Yani boşuna dememiştim. Ne olursan ol, kendin ol. Be yourself, no matter what they say. I'm an Englishman in New York. Anam, unuttum bunu ben. Oho. Ağdalı olduk. Göğsü kurtardık da bacaklar cillop oldu, cillop. İpeksi. Artık nenem olduğunda çorap giymeme gerek kalmadı. Yavrum benim aşkı için cillop oldu. Ulan ne bacak varmış bende ha? Mini bile giyerim ha. Ne diyorsun lan kendi kendine? Yavrum. Ben sizi şeyime benzettim de. Karşı komşuma, Pınar'ıma benzettim. Anladım. Hadi. Güle güle yavrum. Güle güle. Hayırlı günler olsun inşallah. Lan küçücük çocuğu da korkuttuk, iyi mi? Ya saat kaç oldu? Niye hala işine gitmiyor bu kız? Yazık. Uyuyakaldı herhal. Dur ben şöyle bir uyandırayım. Ben bir ara tuvaletteyken çıktı gitti herhalde. Tüh. Bu sabah göremedim Pınar'ımı. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Süt. Süt. Süt derken? Süt lazım mı Lezize Hanım? Lazım yavrum, lazım. Süt. Really? Nerede vereyim istersin sana? Boş çana. Burada mı? İçeride mi? İçeride daha iyi olur Lezize Hanım. Yanlış cevap. Seni hızır seni. Seni parlak kafa seni, seni sırma saçlı, seni afacan gülümsemeli, seni zıra bak sen. Sen burada bekle, ben çanağı getiriyorum sana, oldu mu yavrum? Bekle. Hızır seni. Seni hızır seni. Bir daha uyanık içeride istiyor, vay anasını. Ben şimdi seni kafayı rafadan yumurta gibi ikiye ayırırken pek bir zevk alacağım. İçeride ha? Lel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 
Yavrum, canım evladım, şirin şey, pretty woman. Sana bir sürprizim var. I have a surprise for you. Sen bunu tanıyor musun? Korkma. Korkma, daha tanışmadık. Gel buraya. Gel buraya lan. Leziz Hanım. Leziz Hanım. Deli mi ne ben? Dolit. Deli. Bir de içeride ver diyor. Ya nene. Sen ne yapmışsın ya? Sütçüye, tüpçüye. Ya insan biraz saçıcı olur ya. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ulan döv döv bitmiyor. Allah Allah. Nereye kayboldu bu kız? Ne güzel de eğlenmiştik. Geldim Pınar'ım, yavrum. Musluk tamiri için gelmiştim Lezize teyze. Nene bak, bu fena değilmiş. Sen kaç yaşındasın yavrum? 18. 18? Yuh! Nene, nene yuh! Yavrum, sen bir saniye bekle. Ben şimdi seni benzeteceğim. Şimdi bekle yavrum, olur mu? Küçük bir ayrıntıyı atladık. Sen bunu tanıyor musun evladım? Yok. Dur tanıştırayım seni. Ya ne oluyor Rezi teyze? Ya nene, nene, how many times nene? Alo? Alo? Bilinmeyen numaralar servisi mi yavrum? Kurban olduğum. Sizde Pınar'ımın çalıştığı bankanın şubesinin telefonu bulunur mu yavrum? Ulan ben niye lezzetliğim gibi konuşuyorum ki? Ya aktör olmanın böyle yan etkileri var işte. Duyguya girdin mi çıkamıyorsun. Aha. Kalbimin sesi. Pınar'ım geldi. Yavrum gerek kalmadı. Sana da kolay gelsin. Unutma. Bilinmeyen numara değil. Öğrenilmeyen numara ayıptır. Komaya girdi. Oha! Bu biraz zor olacak. Şiddete hayır. Yok. Buyur yavrum. Merhaba yavrum. Merhaba teyzeciğim. Şarjı.
Aslında sende süper jön tipi var biliyor musun yavrum? Senin oynadığın diziler, filmler filan süper tutar söyleyeyim sana. Teyzeciğim. Tilt hop. Bak benim tecrübeme güven yavrum. Hiç oyunculuğu düşündün mü sen? Yok teyzeciğim ben aslında... Action. Bence düşün yavrum. Bak kaslısın, baldırlısın maşallah. Sen bu cevheri kullan yavrum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim torunum Fiko da senin aynanın tıpkısının yani böyle evet aynı senin gibi. O da senin gibi böyle Ayhan Işık, Alain Delon karışımı bir tiptir. Çok sağ ol. Çok naziksin teyzeciğim de ben düşünmüyorum öyle bir şey. Ben buraya başka birine bakmaya geldim. Maşallah yavrum. Kime bakmaya geldin ki yavrum? Matador İsmail'e bakmaya geldim. Çevreden birkaç kişiye sordum. Matador İsmail'i bu apartmana girip çıkarken gördüklerini söylediler. Vallaha mı? Hı hı. Kapıcıyla da konuştum. O da senin yanında kaldığını söyledi. Allah belasını versin. Matador İsmail senin yakının mı oluyor teyzeciğim? Benim bir zamanlar torunumun bayağı bir yakınıydı kendisi. Böyle hiç ayrılmadan beraber gezerlerdi. Ama sonradan Allah yüzüne baktı torunumun ayrıldılar. Bir kum kurtuldu bu illetten. Peki Matador burada mı kalıyor? Yavrum kalıyor dur. Ama birkaç gündür Allah'ıma çok şükürler olsun ki uğramıyor. Bir daha da hiç uğramaz inşallah. O sığır öküz kırması Freddy kabusundan kurtularım gitsin. Oh. Hı hı. Anladım teyzeciğim. Kusura bakmayın sizi rahatsız ettim. Estağfurullah yavrum senin canın sağ olsun. Baldırın sağ olsun. Yavrum. Senin adın nedir yavrum? Şimdi Matador davarı uğrarsa kim aradı diyeyim? Ali teyzeciğim. Tamam oldu. Maraz Ali benim. Maraz Ali mi? Evet. Hadi iyi günler. İyi günler, iyi günler yavrum. Ulan. Be efsane kapımıza kadar gelmiş. Bizim haberimiz yok. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Lan ne adamdı dağ gibi ya. Toros dağları gibi. Neredesin be Pınar'ım? Sensiz bir tadı yok buralar. Maalesef macera Pınar'ımsız devam ediyor. Araya böyle guest starlar, terminatörler giriyor çıkıyor. Macera devam ediyor sonuçta. Action. Yalnız herifte ne kol vardı arkadaş ya. Baldır gibi. Silikon mu yaptırmış acaba? Ulan ben de yaptırayım. Jön olayım. Böyle dağ gibi.